Peki hocam, Peygamber Efendimiz de kendisini hive etmiş kadınlardan bahsettik. Hı hı. Onların Peygamber Efendimiz'in eşlerinden ne gibi farkları vardı? Yine eşleri mi oldular? Aynı tabi, aynı. Tabi yani nikahlısı olmuş oluyor inşallah. Evet. Mesela rahibe hanımlar biliyorsunuz evlenmezler. Bu manastırlardaki genç evet, rahibeler. Biliyorsunuz değil mi? Evet, evlenmezler. Evet hocam. Onların evlenmeme nedenini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Hazreti İsa ile cennette evlenmek. Hayır, onlar zaten burada kendilerini hibe ediyorlar Hazreti İsa'ya. Yani kendilerini eşleri olarak kabul ediyorlar. Yani nikahlıyorlar kendilerini Hazreti İsa ile. Cennette beraber olmak için. Mesela bu müthiş bir peygamber sevgisi. Yani müthiş bir olay. Tabii onların inancına göre, yani bizim kendi inancımızda bu yok. Yani evet, bu şekilde bir şey, inanç yok. Ama her ülkede çok sevdiklerini gösterten bir alamet. İnşallah. İnşallah. Yani Müslüman hanımın bakış açısının böyle olması gerektiğini biz Kur'an'dan anlıyoruz. Aksinde Allah mutluluk vermiyor ve bütün dünya bunu görüyor. Yani evleneceği vakit mutlaka Allah'ın rızasını, rahmetini araması lazım. Samimi olarak takvayı araması lazım. Bunu aramadıkları için mutlu olamıyorlar. Yoksa bir insan Allah'ın rızasını bulduğu bir insandan niçin soğusun, nasıl rahatsız olsun, nasıl boşanma hissine kapılabilsin? Ancak o takva yönünü kaybederse, Allah'ın rızasına uygun tavrını kaybederse bu mümkün olabilir. Takva yönü devam ettiği müddetçe, Allah'ın rızasına uygun tavrı devam ettiği müddetçe, yani bir kadından da bir Müslümanın soğuması mümkün değildir. Mesela kadın doğum yapıyor, vücudu bozuluyor. Genellikle hep doğumdan sonra boşarlar. Çok yaygındır. Yani fizik olarak bozuldukları için. Yani yeni bir arayışa geçerler. Şimdi sen Allah rızası için öyle bir kadınla evlenmiş olsan, Allah'ın rızasını onda bulduğun için evlensen ve mümin olarak görsen, nasıl kıyacaksın sen ona? Merhamet duyarsın aslında. Ya mümkün mü böyle bir şey? Yani bir kere çirkinleşirse insan şefkati daha da artar ona karşı. Evet. Mesela sakatlanırsa daha da insanın sevgisi artar. Koruma hissi daha da artar ona karşı. Nasıl kıysın insan ona ya? Yani onun yapsa insanın kemikleri kırılır. Yani insan yani değil mi? Yani ruhu parçalanır ızdıraptan. Bunu kaldıramaması lazım öyle bir şey. Yani. Çok büyük bir vicdani çöküntüye sebep olur böyle bir şey. Gönlü çok rahat oluyor adam. Mesela adam kanser oluyor. Ben çok görüyorum televizyonda. Daha önce şaşalı düğünlerden evlenmiş, heyecanlı. Eşi kanser olunca hemen boşanıyor anında. Halbuki kanser çok yaygın bir hastalık türü. Zaten sen evlenirken onu kabul ederek evleniyorsun. Yani eşi evet. insanın trafik kazası da geçirebilir, sakatlanabilir de, ölebilir de, kanser de olur, ülser de olur. Her şey olabilir. Evet. Yani bakın görüyor musunuz? Fiziğe göre evlenmenin ne getirdiğini, tipine göre evlenmenin ne getirdiğini. Evet. Allah rızası amaç edildiğinde tabii. Bu tarz şeyler gözükmüyor tabii, tabii. insanın. Allah'ın rızasını insan amaç edinirse niye böyle bir şey olsun? Mesela kadınlar biraz daha erken çökerler erkeklerden. Mesela 40 yaşında bir erkek daha dinç olabilir ama 40 yaşında bir kadın daha çöker. Genelde fıtraten nedense Allah'ın hikmeti öyle. Mesela yaşlanması da yeterli oluyor kadının boşanması için. Ya uzak ayrı yaşıyorlar, tahammül dahi edemiyor, evdeki varlığına tahammül edemiyor. Görmek dahi istemiyor. Yani birçoğu ayrı yaşıyorlar. Ya insan acır yani sen 30 yıl 40 yıl şefkat duyar yani 30 yıl sana emek vermiş o insan. Ve sonunda yaşlanmış tabii ki çökecek. Ya insan kat kat sevgisi artar, muhabbet artar. Yani sadakatinden, değil mi? Şefkatinden dolayı, terbiyesinden dolayı, güzel ahlakından dolayı kat kat sevgisi artar. Ama fizik olarak mesela yahut maddi gücünün kaybolması da yeterli oluyor. Evet. Mesela beyler, ben ilgili konularda bu sorun oluyor. Adam fabrikatör bilmem ne oluyor. Fabrikası bir batıyor. Mallar geliyor, eve haciz geliyor. El araba falan gidiyor. Daha önce aşktan, muhabbetten bahseden adam birdenbire diyor Allah kalbinden nasıl olduysa sevgiyi almış oluyor yani onu anlattığı uygun anlatımlar oluyor. Bir de dine dayanarak da onu söylüyor. Veyahut onda bir kusur arıyor. Kendini mesela aldattığını hissettiğini söylüyor. Yani karar verecek ya bahane arıyor. Aslında muhabbeti karşısındaki kişiye değil onun sahip olduklarına. Tabii yani parasına puluna. Birçok insan da öyle oluyor ama farkına varmıyorlar. Mesela arabaya bir bakıyor,
ilk aşkının %50'si bir oluşmuş oluyor. Evi görüyor, %70'i oluşmuş oluyor. Tipi de işte herhangi bir vücut sakatlığı yoksa zaten asıl ona bakıyorlar. Yani, eline yüzüne bakılabilecek. Eline yüzüne bakılabilecek gibi ise bitti. Yani zaten Allah'tan birkaç kere bile bahsetmiş olsa o zaten Müslümanlığına da kanaat getirmiş oluyor. Konu bitiyor. Ben nice takva hanımlar biliyorum ki yani hiç dinden alakası olmayan adamlarla şu an gayet mutlu yaşıyorlar. Vicdanında da en ufak bir rahatsızlık yok. Kriterleri yanlış olduğundan değil mi hocam? Kriter Kur'an işte. Kur'an'a göre gitmiyorlar inşallah. Allah olması gerekirken, Allah rızası olması gerekirken dünyevi şeyler. Tabii. Bakın peygamberin hanımlarına bile böyle bir eğilme kayma oluyor. Bakın diyorlar ki, diyor ki Allah peygamberin ağzıyla ona söylüyor. Vahiy. Dünya hayatını diyor, bak çekici süsünü istiyorsanız gelin sizi güzellikte boşayayım. Ya peygamber bir insana, bir kadına bunu söyledin mi? Ne olmuş olur o insana artık? Yani çok büyük bir felaket bu dünyada onun için. Yani dünyada beraber olamayan ahirette beraber olabilir mi? Peygamber onunla boşuyorsa ki Allah'ın vahiyle hareket eden bir insan. Ve Kur'an ayeti bak, Allah söylüyor bunu. Allah söyletiyor vahiyle. Bakın dünya hayatının çekici süsünü istiyorsanız gelin sizi güzellikle boşayayım. Demek ki bazı dünyevi çekici süsü bulamamışlar peygamberde. Mesela farz edelim gece gündüz evde olmasını istiyorlardır. Peygamber sürekli tebliğde, sürekli mücadelede, sürekli cihat aleminde. Veyahut eğlenmek istiyor. Mesela onu bulamıyor. Kendi düşüncesine göre. Dolayısıyla bir huzursuzluk çıkartmışlar. Ve peygamberi yoruyorlar ve tedirgin edip rahatsız ediyorlar. Peygamber de bir şey söyleyemiyor. Çok utangaç bizim peygamberimiz. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Çok utangaçtır. Ya kıpkırmızı oluyor bir şey. Sen söyleyemiyordun diyor. Allah çekinmez diyor Allah ayette. Allah söyler diyor. İçinde saklıyor bir şey olduğunda. Mesela birisi de bir münasebesi yaptığında söyleyemiyor, utanıyor. Allah vahiyle söylüyor. Yani garip bir tavırlar olsa, yanlış bir şey olursa. Mesela seslerini yükseltiyorlar peygambere karşı. Allah vahiyle uyarıyor. Peygamberimiz söylemiyor. Evet. Yani utangaç olduğu için. Evine gelme şekilleri de öyle hocam. Tabii. Mesela evine geliyorlar. Ondan sonra işte o perdeyle peygamber hanımlarının ayrılması var biliyorsunuz. Mesela yemek yiyorlar, kalkmıyorlar. Yemek yiyince kalkın diyor. Yani peygamberi seviyor ama mesela zor durumda bırakıyorlar. Peygamber zaten tebliğde olan bir insan. Evet. Zaten evinin imkanları dar. Yani bazen onu derin düşünemeyen insanlar oluyor demek ki. Allah onları uyarıyor. Peygamber bir şey demiyor. Ama ya bu kadar nezaketli bir insana değil mi? Son derece nezaketli ve sevgi dolu davranmaları gerekirken, onu hiçbir şekilde tedirgin etmemeleri gerekirken onu manen yorduklarını anlıyoruz. Evet. Ve kadın psikolojisiyle bunu bu hareketleri yaptıklarını anlıyoruz. Yani kadın felsefesi, yani kadınların birbirine yardım etmesi, peygambere karşı kadınların birbirine yardım etmesi olacak bir şey mi bu? Değil mi? Haktan yana insan tavır kor. Doğrudan yana tavır kor. Yani ekip olmaz insan sevdiğine karşı. Yani sırdaş da olmaz. Eşine sırdaş olması lazım. Peygambere sırdaş olması lazım. Dolayısıyla onun sır olarak söylediği bir şeyi hiçbir şekilde söylememesi gerekir. Ama bunu yapabiliyorlar. Onun için de Allah dünyada insanlara bak huzur vermiyor. Mesela %50 boşanma. Yani korkunç yüksek bir rakam. Tabii. Yani muazzam bir orana çıkmış durumda. Göya kendileri uyanık zannediyorlar bunu yapanlar. Yani hepsini tenzih edin. Bir kısmının tabii sebepleri vardır. Her boşanan işte yanlış kanaatte boşanıyor diyemem. Tabii vardır bir bildikleri. Ama benim kastettiklerim, benim anlattıklarım. Evet hocam. Allah iyi niyetli olunmadığında her an insanın mutluluğunu alır. Yani yemekte de rahatsız eder. Okulunda da Allah canını yakar, yatarken de canını yakar. Yani sırf bu evlilik için değildir. Okul seçiminde de buna dikkat edilmesi gerekir. Meslek seçiminde de buna dikkat edilmesi gerekir. Her şeyde Allah'ın rızasının en çoğunun aranması lazım.